Alıştırma dosyalarının kullanımı Eğer bu kursta kullanılan Exercise Files yani alıştırma dosyalarına erişim hakkınız varsa, onları burada yapıldığı gibi masa üstüne ya da uygun herhangi bir yere koyabilirsiniz. Örneğin çalışma dosyalarımızı masa üstüne koyalım. Bunun için proje klasörümüzü ayarlamamız gerekir. Ekranın sağ üstünde bulunan 3 d Max düğmesine basın. Manage seçeneğini seçin. Set Project Folder seçeneğini seçin. Açılan pencereden masa üstünü seçin. Exercise adında yeni bir klasör oluşturun. Tamama basın. Artık dosyalarımız masa üstüne kaydedilecektir. Bu klasör 3DS Max'in proje dosyası oluşturduğu anda oluşan çok fazla alt dosya içerir. Aslında bu çalışma dosyaları klasörü bu kurs için 3DS Max projesi olabilir. Üzerinde çalıştığımız bireysel dosyalar Scenes yani sahne klasöründe bulunur. Burada bölümlere ayrılır. Chapter 4 yani bölüm 4'ü açın. Burada Chapter 4'ün bütün dosyaları görülebiliyor. Burada dosyaların son hali yüklü olduğu için buradan ancak işiniz bittiğinde dosyaların son hallerinin nasıl olacağını görebilirsiniz. Eğer bu dosyalara ulaşamıyorsanız kendi dosyalarınızı oluşturup kurs süresince onlar üzerinde çalışabilir, burada yapılan bu dosyaları siz de hazırlayabilirsiniz. Ek olarak Chapter 6'daki alıştırmalardan bir tanesinde farklı bir yazı tipi kullanılıyor. Eğer isterseniz bunu da kullanabilirsiniz. Exercise içindeki font klasöründen bulabilirsiniz. Başlamadan önce sadece TimePiece.ttf dosyasını Windows Fonts Folder yani Windows yazı tipi klasörüne kopyalamanız yeterlidir.